Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında açı konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgende açının ikinci kısmındayız. Evet ne anlatacağız size? İkiz kenar üçgen ve eşkenar üçgenin açı durumlarından bahsedeceğiz. Nerede kalmıştık? Sayfa 13'ün sağ tarafında kalmıştık. Sonra 14 ve 15 ve 16'yı işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İkiz kenar üçgen adından belli. İkiz kenar yani iki kenara eş olan üçgene biz ikiz kenar üçgen adını veriyoruz. İkiz kenar üçgende şu eşit kenarlara biz kolları adını veriyoruz. Yani şöyle göstereyim bu ikisi kolları. Eşit olmayan kenara da yani buraya da ne diyoruz? Tabanı adını veriyoruz. Buradaki iki tane ikiz kenar arasında kalan şuradaki açıya tepe açısı diyoruz. Bu tabana ait açılara da taban açıları diyoruz ve ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit oluyor. Yalnız dikkat et ikizkenar üçgende illa şuradaki açılar eşit olmak zorunda değil. İkizkenarlık şöyle verilirse eğer şu ve şu eşit verilirse bu sefer tabanımız burası olmuyor mu? Bu tabanı taşıyan açılar eşit olacak. Yani şuradaki açı ile buradaki açı eşit olacak. Burası da ne oluyor? Tepe açısı oluyor. Buna dikkat et. Evet ikizkenar üçgende en önemli kısım taban açıların birbirine eşit olması. Ve arkadaş şöyle ben sana bir örnekle de bir şey göstermek istiyorum. Bir ikizkenar üçgen varsa ve tepe açısı belliyse atıyorum 40 derece Şuralara AA taban açıları birbirine eşit. Eyvallah. AA deyip de 2 a artı 40 eşittir 180'den işlem yapabilirsin. Ama yapmana gerek yok. Çünkü niye? İç açılar toplamı 180 ya. Hocam 100, 180'den 40 çıkartırsam 140 kaldı. E bu açılar eşit ve 140 derece ise 140'ı da 2'ye böleriz. Yani buradaki açı kaç yapar? 140 bölü 2'den 70 derece yapmak zorunda. Yani buradaki açıya ben bir alfa diyecek olursam alfa neye eşitmiş arkadaşlar? Tepe açısı belliyken 180 eksi 40 bölü 2'ye eşit. Yani tepe açısı belliyken bu şekilde buluyoruz. Taban açısı belliyken zaten işimiz kolay. İkiz üçgende taban açısı atıyorum 50 derece verildi. Hocam burası 50 ise e o zaman burası da 50'dir taban açıları eşit. 50-50 100den -50 buraya da 80 kaldı deyip işlemini yapabilirsin. Tamam ama en çok şunu kullanıyoruz. Tepe açısı verildiğinde ve taban açısı verildiğinde de zaten direkt rahat bir şekilde yazıyoruz. Bir de ikizkenar üçgenler verildiğinde genelde hiçbir açı verilmemişse ne tepe açısı ne de taban açısı verilmemişse hemen taban açılarına değerler yazıyoruz. Çünkü taban açılarının birbirine eşit olması özel bir durumdur. Hemen taban açılarına AA A yaz. Başka bir x kenar daha varsa BB B yaz ya da XX x yaz ya da alfa alfa yazıp sonra işlemlerinin devamını getir. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi örnek 14 sorulara başlayalım. Hocam bu bir x kenar üçgen verilmiş. O zaman taban açıları birbirine eşit olmak zorunda. A buradan 3x 20 eşittir 2x artı 10'dan dolayı bunu attık öbür tarafa. 3x 2x'ten x kaldı. Eksi 20 de öbür tarafa artı 20 diye geçti. 20 artı 10'dan 30 yaptı burası. Evet x'i 30 bulduk. x yerine 30 yazınca 2 kere 30 60 bir de 10 70. Yani burada kaçı 70 yaptı. Yani burası da 70 yaptı. 70-70 140'tan 180'e tamamlayan açısı da y açısı da 40 derece olarak bulunur. Evet örnek 14 40 çıktı. Geldik örnek 15'e. İkiz kenar üçgen verilmiş ve tepe açısı verilmiş. E 180'den 50 çıkart 130. Hocam taban açıları eşit. 130'u da 2'ye böleceğim o zaman. Yani 65-65 çıkar. E burada da ikiz kenarlık var. İkiz kenarda da taban açıları şu tabanı, taban kenarı burası ya. Taban açıları birbirine eşit. Yani burası 35 yapar. Ve burada C eleman BD demiş. C eleman BD. Yani BD doğrusal yani. BD şöyle bir doğru parçası. O zaman BCD doğrusal demek. Doğrusal olması ne anlama geliyor? Bunların hepsinin 180 derece olması anlamına geliyor. Sıkıştığında soruyu oku. Soru kendini belli eder. Yo doğrusal olmasaydı buranın 180 olduğunu söyleyemezdik. Yani X 65 ve 35'in toplamının 180 olması lazım. Şu ikisi kaç yaptı? 100 yaptı. O zaman x açısı da 180 eksi 100'den 80 derece yapar. Evet örnek 15 80 çıktı. Geldik örnek 16'ya. İkiz kenarlıklar var. En çok yapılan hata söyleyeyim mi? Hocam bu ikiz kenar üçgen ya. Çift çizgiye ait ikiz kenar üçgenler olduğu için 20 ise burası da 20. E bu da çift çizgiye ait ikiz kenar üçgen taban açıları 20'ye 20 olur diyorsunuz. Bak oldu mu öyle bir şey? 20 20 20 iç açılar toplamı 40 yaptı. Yanlış. Niye biliyor musun? Ya sen şöyle bir şeyle karşılaştığın zaman mesela şöyle bir şeyle karşılaştığın şöyle diyelim. Şu şu eşit. Hatta burası da eşit. A hocam çift çizgiye ait x kenar. A ise A. Bu da aynı çift çizgiye ait x kenar. Burası da A ise burası A yazamazsın. Çünkü niye? Bu x kenar üçgen kalemlerin eşitliğine bak. Şimdi kendimi şöyle bir büyüteyim. Bak şimdi kalemlerin eşitliğine bak. Bu kalemlere ait bir üçgen oluşturduğun zaman şuradaki açıya bakar mısın? Büyük açı değil mi? Bu kalemlere ait şöyle bir üçgen oluştursam peki. Daha da daraldı. Bak büyüdü 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 büyüdü. Eşitlikler aynı ama açılar değişebiliyor. Küçüldü küçüldü küçüldü. Büyüdü büyüdü büyüdü. Küçüldü büyüdü, büyüdü, küçüldü küçüldü. küçüldü. O yüzden oradaki çift çizgilere ait açılara bakarken işte hocam çift çizgi eşit kenarlara ait böyle ikizkenar üçgenler farklı ikizkenar üçgenlerde o taban açıları birbirine eşittir diyemeyiz. Bu dediğimi unutma. Tamam? Şimdi soruya bakalım. Burada böyle bir şey geldiği zaman da hatta şöyle yaparsın. Buraya AA dedin ya. Genelde ikizkenar üçgende taban açılarına değer veriyoruz ve en küçük böyle taban açısından başlıyoruz. Direkt buradan başlamıyoruz mesela. Şuradan başladık mesela. AA dedik. Sonra buraya BB mi diyelim? Hayır. Aynı cinsten yazılabiliyorsa aynı cinsten yazarsın. 2 iç açı, bir dış açı. Bak 2a oldu. Gördün mü? Bu çift çizgiler ait X kenarın taban açıları da 2a 2a diye bu şekilde yazılır. Zaten bununla ilgili biraz sonra bir sorusu mutlaka vardır. Soru içerisinde buna da bakarız. Şimdi gelelim şuraya. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. İkiz kenar. Bak, büyük ikizkenarda büyük ikizkenarın tabanı burası. Tabana ait açılar birbirine eşit olur. 20 ise 20. A hocam şu 20 buradaki üçgende tepe açısı oldu. 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böl. 80 80 yapar burası. E sonra ne yapacaksın? Büyük üçgene de bakabilirsin. Ya da küçük üçgene de bakabilirsin. İki iç açı bir dış açı değil mi? Evet. 20 artı alfa eşittir. 80. Alfa da böylelikle 60 derece gelir. Evet örnek 16. Gerçi güzel bir şey öğrendiniz burada. Hep yapılan yanlışı bir daha yapmamayacaksınız değil mi? Öyle çift çizgilere ait üçgenlerdeki açılar birbirine eşit işte olmak zorunda değil. Geldik buraya. Bak, ikizkenar üçgenler var. Ama hiç açıyor hocam ben bunu nasıl çözeceğim? Biraz önce de söyledim. Bir yerden başlayacaksın. Nereden başlayacaksın? İkizkenar üçgenin taban açısından başlayacaksın. Hocam büyük de ikizkenar üçgen, şu da ikizkenar üçgen, bu da ikizkenar üçgen. En küçük açıya sahip hangisi? Sanki şu ikizkenar üçgen. Bu ikizkenar üçgenin taban açılarından başlayayım kardeşim. Hemen taban açılarına AA a değer vereyim x diyecektim ama x burada o yüzden a dedim. Sonra 2 iç açı, bir dış açı. Bak, ikizkenar üçgende özellikle çok kullanılır. Dikkat et. 2 açıyı yan yana görünce dayanamam deyip hemen bir dış açıyı yapıştır. Hop burası 2a hocam burası. E sonra ne yapacağız? Takıldık, kaldık. Takıldığın zaman nereyi kullanmadıysan ona bak. Neyi kullanmadın? Hocam şu ikizkenarlığı kullanmadım. 2a i̇ki ise o zaman burası da 2a. Yani çoğu ikizkenarda taban burası oluyor ya taban açıları birbirine eşit. 2a. Başka neyi kullanmadık? Şu ikiz kenarlığı kullanmadık. Bak bu ikiz kenarda taban dediğimiz kenar burası. E taban burasıysa bu tabana ait açılar eşit olacak. E burası A iken burası da A olacak. Ve bu üçgende bütün açılar var. A 2A 2A, 2A 2 4 5A. 5A eşittir 180. A buradan nedir? 5'e bölme kuralını hatırla. 0 at 2 ile çarp 36. E benden x isteniyor. x de 2A'ya eşit. A yerine 36 yazarsam Cevap 72 çıkar. Örnek 17 72 oldu. Geldik örnek 18'e. Melike elindeki çubukları kullanarak aşağıdaki üçgeni oluşturuyor. Aynı renkli çubukların boyları birbirine eşitmiş. Bakıyorum şu kırmızı bu kırmızı. Hocam şunlar birbirine eşit. Şu sarı bu sarı. Bunlar da birbirine eşit. E tamam hadi bunları kullanalım. En küçük ikizkenar üçgen bu. Şimdi bu x kenarlığın taban açıları belli değil. Bak mavi tabanı oldu. Şu x da taban açıları belli değil en küçük açıya sahip ikiz kenarın taban açılarına değerler yazıyorum. A yazdım A yazdım. Sonra şu ikiz kenarlığı kullanayım. Hocam bu ikiz kenarlıklığı nasıl kullanacağız? Şununla şu ikiz kenar olması tabanı burası değil mi? Evet tabana ait açılar birbirine eşit olacak. Yani burası A artı 20 ise burası da A artı 20 olacak. E büyük üçgende bütün açılar var. Yani yaz A artı 20 var burada. Burada da A artı 20 var. Bir de burada da A artı 50 var. Toplamları kaç yapmak zorunda? 180 yapmak zorunda. Burada 3A kalsın. 20, 20, 40, 50 daha 90. 180'den 90 çıkarsa 90 kalır. A'yı da böylelikle 30 buluruz. Ama x isteniyor benden. X de A artı 20'ye eşit ya. A yerine 30 yazarsam cevap 50 çıkar. Evet örnek 18, 50. Geldik örnek 19'a. Döndürme soruları eş yapılı sorulardır. ÖSYM sever diye söyledim. Ne yapıyorduk? Kalem. Döndürdüğümde yine aynı kalem. Eşit olmasına dikkat ediyoruz. Senin kalemin önceden buradaydı. Şimdi sen bunu döndürdün. Kalemi döndürünce hop buraya geldi. Aa ne oldu burada? Hocam bu da kalem bu da kalem. Yani bunların eşitliği bizim için önemli. Ve soruyu çözebilmek için ne yapıyoruz? Verilen bilgiye bakıyoruz. Öncelikle zemine dik durumlu demiş. 90 derece burası. Hocam bunun tamamı 90 derece olacak işte. Aa, 64 A 64'ü burasıysa 90'a tamamlayan açısı kaç derece yapar? 26 derece yapar. Hocam x kenarın tepe açısı var burada. Taban açısı da xx. Yani 2x artı 26 eşittir. 180'den sonuca ulaşırız. Ya da x açısı direkt 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye bölerek olmuyor muydu? Evet. 180'den 26 çıkarsan 154 bölü 2 yapar. O da kaç yapar? 77 yapar. Evet. Örnek 19'u böylelikle 77 bulduk. Eş yapıları unutma. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için aşırı derecede önemli. Geldik buraya. Kira şekil 1'de verilen ikiz kenar üçgenlerden 9 tanesi ile şekil 2'deki deseni elde etmiştir. Yani bunun 9 tanesiyle bunu elde etmiş. ABC doğrusal olmuş. Bak bunu kullanacaksın. ABC'nin doğrusallığı ne olacak? Hocam hop 180 derece olmasını kullanacağız. Peki bu bir ikiz kenar üçgen. Taban açılarına AA diyeyim. Hocam taban açıları AA. Şu taban açıları AA yazınca. Hocam burası da AA. Hatta burası da burası da A, burası da burası da burası da burası da burası da burası da da A 9 tane üçgeni koydum ya. 9 tane A eş yapıyı kullandık. Eş yapılarda kenarların eşitliği bizim için önemli. Açıların eşitliği bizim için önemli. Burada bak açı eşitliğini yazınca güzel bir şey çıktı. 9 tane A 180'e eşit. A'yı buradan kaç buluruz? 20 buluruz. Yani A 20. Hocam 20 20 40'tan burası 140 mı çıktı? Evet. Ama şimdi benden x isteniyor ve x'e dikkat eder misin? x'e ait şöyle bir üçgen var. Demek ki ben bu üçgene dikkat edeceğim kardeşim. Aa, bu üçgende ne var? Sadece ve sadece ben şurayı biliyorum. 1, 2, 3, 4 tane a var. a 20'ye 4 tane a kaç derece yapar? 80 derece yapar. E diğer açı maalesef yok. Burası x burada kaç diye bilmiyorum. İşte eş yapılı sorularda bir dur. Şöyle bir soluklan. Bu cümlemi hatırla. Ne demiştim? Kenarların eşitliği önemli. Açıların eşitliği önemli. Açıların eşitliğini yazdın. Hadi 20 20 yazdın. 20 20 yazdın. Sonra baktın çıkmadıysa üçgende oluşturmuş burada. Kenarların eşitliğine bak. Şu kenara ben yuvarlak dersem hocam şu üçgende burası uzun kenar. Bu üçgende de burası uzun kenar. Vay! Ne çıktı burada? Gördün mü? Özellikle bu üçgene yoğunlaştım. Verilen bilgiyi kullanıyorum. İkiz kenar çıktı. Tepe açısı 80 derece. İki tane eşit kenar arasındaki açı tepe açısı oluyordu ya. 80 derece. 180'den 80 çıkart 2'ye böl. Yani 100 bölü 2'den taban açıları 50'şer derece olur. Dolayısıyla x de böylelikle 50 derece olarak buluruz arkadaşlar. Güzel bir soru. Eş yapılı soru. Eş yapılı sorularda bunlara dikkat ediyoruz kardeşim. Sakın ama sakın unutma. Evet örnek 20'ye 50 bulduk. Geldik örnek 21'e. Döndürme. Ne diyorduk döndürmede de? Kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Evet burada şekil 1'de verilen ABC üçgeninde 68 derece verilmiş C açısı. Arkadaş sen bunu B köşesi etrafında döndürüyorsun. B köşesi etrafında döndürdüğün zaman böyle bir şekil almış. E hocam C köşesindeki açı kaç? 68. O zaman C köşesindeki açı 68'i Şöyle bir yazayım. E sonra ne yapacağız burada? Herhangi bir şekilde ikizkenar üçgen falan filan demiş mi? Dememiş. Sadece A, C ve C üstünün doğrusal olduğu söylenmiş. Tamam açıların eşitliğini yazdık. Soru çıkmadıysa şöyle bir soluk alıyoruz. <laughs> diyoruz ondan sonra eş yapılı sorularda ne diyorduk? Bizim için açıların eşitliği ne kadar önemliyse kenarların eşitliği de önemli. Hocam şu kenar burada buraya geldi. Yok bir işime yaramadı. Hocam bu kenar buraya gel. Yok bir işime yaramadı. Hocam taban taban burada. Hop döndürdüğünde BC buraya geldi. Vay gördün mü? Şurada ikiz kenar çıktı. Hocam ikiz kenardan dolayı taban açısı birbirine eşit oldu. 68 68. Bu arada bu üçgenim en baştayken buradaki açısı 68 derece değil mi? Yani senin şuradaki açı en başta zaten 68 derece. Bak ne çıktı? 68 68 ve x. Yani 68 artı 68 artı x eşittir 180 diyeceğiz. Bu ikisinin toplamı 136 gelir. X de 180 eksi 136'dan 54 mü? Yok 44 derece olarak buluruz. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Eş yapılı sorular. Bak, yavaş yavaş yeni nesil sorulara alışıyoruz ama yeni nesil soruların %90'ında bu cümleyi benim ağzımdan duyacaksın. Kenarların eşitliği bizim için önemli, açıların eşitliği bizim için önemli. Ya döndürürler, ya katlama yaparlar, ya kesip yapıştırırlar. İşte bunlar hep eş yapılı sorulardır arkadaşım. Gördüğünüz üzere çok da güzel bir şekilde sonuca ulaştık. Mükemmel bir soru. Şöyle bir soruya yıldız atabilirsin. Bunu da unutma. Şöyle bir eş yapılı sorularda ne yapıyoruz? Nefes alıyoruz. Duruyoruz. Kenarların eşitliği ya da açıların eşitliğini kullanıyoruz. Tamam mı? Unutma. Hadi bakalım. Örnek 21'i bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda iki eş dikdörtgen şeklinde demir kapısı bulunan bir garajın kapılarını A ve B derece açı halleri verilmiş. Arkadaş önceden bizim kapımız bak şu şekilde açık halleri verilmiş. Ben bunu böyle kapattığım zaman hop şurası değil mi? Evet. Ben bunu kapattığım zaman. Hop burası değil mi? Evet. Ana ne çıktı burada? Hocam ben burası böyleyken kapattığım zaman burası da böyle. Hatta şunları da maviyle göstereyim. Ayrı ikiz kenar olabilir. Aynısı eş olmak. Ha eşmiş bunlar. Sıkıntı yok. Eş ise o zaman buradaki kapılar da çift çizgi değil midir? Evet. Şu kapı çift çizgiyse bu kapı da çift çizgi. Hop burası da çift çizgi oldu mu? Oldu. E tamam. A artı B isteniyor benden arkadaşlar. Burada bak yine kapıyı döndürdük sadece. Kapının kenarını döndürdün. Şu kenarların eşitliğini düşündün. İkiz kenarlar çıktı. İkiz kenarlarda bizim için taban açıları önemli değil mi dostlar? Evet. Yani istersen A açısı belli ya. A artı B de isteniliyor benden. A açısı cinsinden de yazabiliriz burada kaçı. Burada kaçı nedir? Hocam 180 eksi A bölü 2 eşit. Burada kaçı nedir? Burası da 180 eksi A bölü 2 eşit. Pardon B bölü 2 eşit değil mi? Evet. Aa burada doğrusallık var böyle. Hadi bakalım 180 eksi a bölü 2 artı 20 artı 180 eksi b bölü 2 eşittir. Kaç yapacak? 180 yapacak. Arkadaş şunu şöyle yapsak. 180, 180 bölü 2 90 eksi a bölü 2 burası artı 20 artı 180 bölü 2 parçalıyorum bunu. 90 eksi b bölü 2 eşittir 180. 180'ler gitti mi gitti. Eksi A bölü 2 eksi B bölü 2 öbür tarafa atalım. 20 kalsın burada. A bölü 2 artı B bölü 2 yapar. E bu neye eşit oldu aslında? 20 A artı B bölü 2 eşit oldu. O zaman içler dışlar yapınca A artı B de böylelikle ne çıkar? 40 derece çıkar. Bizden de A artı B isteniyor. Örnek 22 böylelikle 40 bulduk. Nasıl? Alıştınız mı yeni nesil sorulara? Bence alıştınız. Çok zor muymuş? Asla değil. İşte üçgenlerde hatta yeni nesil sorularda işimiz Gayet de kolay oluyor. Eski nesile göre eski nesilde zor sorular sorulabiliyor. Yeni nesilde öyle zor sorularla çok fazla karşılaşmıyoruz. Haberin olsun. Geldik eşkenar üçgene. Evet, üç kenarı da adı üstünde eş kenar üçgen. Bütün kenarları eş olan, yani üç kenarı da birbirine eşit olan üçgene biz eşkenar üçgen adını veriyoruz. Bütün kenarlar birbirine eşit, bütün açılar da birbirine eşit olacak. Yani 60 60 60. Şimdi şu şeyi söyleyeyim. Geometride biz hep verilen bilgiyi kullanacağız diyoruz ya. Evet bu cümlem çok önemli. Gerçekten çok önemli. Nedense biz eşkenar üçgeni duyuyoruz. Kenarların eşitliğini yazıyoruz. Ama açıların eşitliğini yazmıyoruz. İşte verilen bilgiyi kullanmak demek budur. Bir yerde bir eşkenar üçgen diyorsa kenarların eşitliğini mutlaka gösteriyorsun. Açıların da 60'ar er derece olduğunu mutlaka gösteriyorsun. Ya da ne yapıyorsun? Eşkenarı duydun. Sadece 60'ları yazdın. Eşitliği yazmadın. Sonuca büyük ihtimalle ulaşamazsın eşkenar üçgen dediyse verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanacaksın. Yani bütün kenarların eşitliğini orada çekil üzerinde göstereceksin. Tamam. Evet eşkenar üçgen dediğimiz bu. Ya aslında x kenarının bir özel hali tabanı da birbirine eşit oluyor. Açılarımız 60'ar er derece oluyor dostlar. Evet hemen sorusuna bakalım. Mesela ABC eşkenar üçgen. Sen hemen 60 60 60'ları yazıyorsun. Hocam bunun da tamamı 60 derece diyorsun. Sonra bakıyorsun ya bununla bunun arasında ne alaka var diyorsun. Kardeşim ne alaka? İşte böyle tanımda sadece eksik yazarsan o ne alaka kelimesini çok kullanırsın. Çok alaka. Niye? Eşkenar üçgen sadece bütün açıları 60 derece değil ki. Bütün kenarları da işte olacak. Burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. Hatta burası da çift çizgi. Karışık diye çift çizgiyi burada yazmıyorum sadece. E bak önceden alakasızdı. Şimdi bak burada ne çıktı? Gördüğün üzere. Hocam ikiz kenar üçgen çıktı. Şu üçgen. İkiz kenarın bunlar kolları çift çizgileri. Tabanı da burası. Taban açıları eşit olacak. Tepe açısı kaç derece? Şu açıya bakar mısın? 102. 180'den 102 çıkart. 78 2'ye böl. 39 mu geliyor? Evet. Taban açıları 39'a 39 oldu. E hocam buradaki açıda 60 ya. 39 artı x eşittir. 60 olduğundan x'i de böylelikle 21 derece olarak buluruz. Tamam. Dediğim tavsiye mutlaka mutlaka uyu. eşkenar dediyse sadece açı değil ya da sadece kenar değil. Açıların eşitliğini ve kenarların eşitliğini Mutlaka ama mutlaka yazıyoruz. Evet geldik şuraya. ABC eşkenar üçgen demiş. ABC eşkenar üçgense hemen 60 60 60'ları yapıştırdık. Hocam bunun tamamı 60 ya. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 28 derece kaldı. Ama eşkenar dedi ya. Şu eşitleri mutlaka ama mutlaka yazalım. Tamam. Şu karışıklığı yazmıyorum. Sonra AB ile AD birbirine eşit demiş. Arkadaş şu AB ile AD birbirine eşit. Bak 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 şu. Çift çizgiyi böyle koymuyorum. Sonra yanlış anlaşılıyor. Şuraya kadar uzunlukla burası eşit zannediliyor. Burada AB ile AD demiş ya. AB ile AD eşitliği, AD'nin tamamı eşitliği gösteriyorum. Aa hocam ben burada ikizkenar gördüm. Hemen şunu yapayım. İkizkenar oluşturayım böyle. Yok. Önce verilen bilgilere bakıyoruz. Bir şey çizmeden önce o verilen bilgiler dahilinde bir şey var mı? Tamam adam şununla şunu eşit vermiş ama A eşkenardan dolayı burası da çift çizgide. Bak burada hali hazırda bir ne var? İkiz kenar üçgen zaten hali hazırda var. Hatta tepe açısı da belli. Her şey belli. Tepe açısı kaç? 28. 180'den 28 çıkartıp 2'ye bölsem. Yani burası 152 yapıyor. 152'yi de 2'ye böldüğümüz zaman 76 yapar. Taban açıları 76'ya 76 olacak. Şu ikiz kenar buraya kadar ya şu taban açıları 76'ya 76 olacak. A şurası x açısı. x artı 60 eşittir 76 ya. x'i de böylelikle 16 derece olarak buluruz. Yani örnek 24 16 oldu gençler. Evet geldik örnek 25'e. ABC eşkenar üçgen demiş. Ve şöyle bir karışık bir açı vermiş. Karışık açıda bak şuraya bir alfa de kardeşim. BCD açısı. BCD açısı. Şuraya alfa dersem. ABD açısı ne oldu? Bak alfa artı ona eşit oldu. ABD. Burası alfa artı 10 oldu. Bu bir eşkenar üçgenmiş. 60, 60. E burası da 60 değil mi? Evet. E, kenarların eşitliği ekstra bir yerde eşitlik verilmediği için sanırım bir işime yaramayacak. E hocam burası alfa. E burası da ne çıktı arkadaşlar? Burası da alfa artı 10 verilmiş zaten. Hocam şunu tamamı 60 ya. O zaman bu ikisinin toplamının 60 yapması için sayıyı 60'a tamamlayan 50'dir. Alfadan kurtulmam lazım. Eksi alfa diye midir burası? Evet. A hocam x bu üçgende bizim şu üçgene yoğunlaşmamız lazım. Bu üçgende de zaten bütün açılar belli. x var. 50 eksi alfa var. Bir de ne var? Alfa var. Bunların toplamı 180 yapar. Alfalar ranay oldu. x de böylelikle 180 eksi 50'den 130 derece olur. Örnek 25'i 130 bulduk ve geldik örnek 26'ya. 4 tane eş eşkenar üçgen. Bak eş yapıyı kullanmış. Eş yapılarda önemli olan neydi? Bir açıları eşken üçgen dediği için açıları yaz bakayım. 60 60 karışık diye buraya yazmıyorum. Burası da 60, burası da 60, burası da 60, burası da 60, burası da 60. Burası da 60, burası da 60, burası da 60. Eş yapıları kullanmış ya. Eş yapılarda önemli olan neydi? Bir de kenarların eşitliğini yazmaktı. Hocam eşkenar üçgenin bir kenarına çift çizgi diyecek olursam burası da çift çizgi, burası da çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi. Kenarların eşitliğini de yazmak çok önemliydi. E yazdık. Sonra burada bak 60 var 60 var 60 var 60 var nokta açıları da var. E hocam plan şuraya bir A açısı dersem nokta açısına. Burası daha burası daha burası daha. Komple burası 360 yapmıyor mu? Yapıyor. Yani 60 60 60 60 240 yapıyor toplamları. Artı 4 tane de A var. İşte bunların toplamı 360 derece. Buradan 4 A'yı kaç buluruz? 120 derece buluruz. A'yı da 30 derece olarak buluruz. Peki A'yı 30 bulduk. A'yı 30 bulduktan sonra ne yapacağız? Hocam x'e bakacağız. x'e ait üçgen nerede? Bak verilen bilgileri kullanmak dediğimiz olay bu. Geometri görme işi değil. Verilen bilgi x burada. A hocam x bu üçgenin içinde. B'nin de göreceksin? Gözünle değil. Hocam x bu üçgenin üzerinde ya. Verilen bilgileri de biraz önce koymuştum böyle eşitleri yazmıştın. A hocam bu bir ikizkenar üçgen. E taban açıları aynı olmak zorunda. X ise burası da x'tir. İster 2x artı şu açı toplamı 180 deyin. Ya da şu aç komple kaç yaptı? 60, 60 ve 30'un toplamı 60, 60, 120, 30 da 150 yaptı. E burası 150 derece ya. Tepe açısı 150 derece olan ikiz kenar üçgen. 180 eksi 150 bölü 2'den çıkmaz mı x? Çıkar tabii ki. Yani x'i kaç bulduk o zaman? 180 eksi 150 bölü 2, 30 bölü 2'den 15 olarak buluruz arkadaşlar. Ama ben neyi buldum arkadaşım? X'i buldum. Benden ne isteniyor? Y eksi x isteniyor. Y açısı da burada. Aa bak burada da x kenar var. Hocam A açısını zaten kaç bulmuştuk? 30 bulmuştuk değil mi? A'yı 30 bulduk. İkiz kenar tepe açısı 30. 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75 75 olur. Y açısı da 75 olur. Şimdi benden Y eksi X isteniyor. Yani 75 eksi 15 isteniyor. Cevap böylelikle 60 çıkar. Örnek 26'da 60 oldu. Ve güzel bir soru. Eş yapılarının önemini anladın. Bu videoda ben de çok iyi bir şekilde anladın. Artık sen yeni nesil soruları böyle yapabilecek kıvama geldin. Bence geldin. Bak sen de kendine güven. Çünkü çok güzel işler yapacaksın. Geldik şuraya. Döndürme. Kalem döndürdüğünde yine aynı kalem. Ya da üçgen Döndürdüğümde yine aynı üçgen. Kenarların eşitliği ve açıların eşitliği bizim için önemliydi. Şimdi ABC eşkenar üçgen demiş. Öncelikle ABC eşkenar üçgen şöyle bir şey yapalım. 60-60-60. Buradaki açı 60 derece. Sonra bu da bir eşkenar üçgen. 60 at, döndürülmüş hali de aynı eşkenar üçgen olmaz mı? Olur. 60 60 e burası da 60 olacak. Başka bir şey demiş mi? O 23 derece. Kenarların eşitliğini de yazacağım ama eşit kenarlarla alakalı sanki bir durum yok. Sıkışırsam onu da kullanırım. Hocam burada bana demiş ki 23 derece döndür pozitif yönde. Saat yönünün tersi pozitif yöndür. Yani biz bu yönde döndürmüşüz pozitif yönde. Arkadaş buna bakar mısın? Bak şimdi bak Önceden üçgenin buydu. Üçgenim AB kenarı buydu. Şimdi sen bunu döndürüyorsun. Döndürürken hop şöyle bir dönüş yaptı. İşte bu dönüş açısı burası değil mi? Taradığı yer değil mi? Evet. Bu dönüş açısı burası. Taradığı yer neresi? Burası. Yani şuradaki açı kaç dereceymiş? Hocam 23 dereceymiş. E burası 23. Hocam bu bir eşkenar üçgendi. Şu açı 60 dereceydi. 23'ü buradaysa buraya kaç kaldı? 37 mi kaldı? Evet. E benden x isteniyor kardeşim. Bak 23 derece döndürmeyi anladın mı? 23 derece döndürünce e, burası da 60 derece olduğundan tamamı 37 kaldı. E x'e bakarız şimdi. X'e baktığında "Hocam şu üçgeni fark ettim." dersin. Bak geometri görmeye değil, onu ispatlamaya çalışıyorum. "Hocam bu x'e baktığım zaman bu üçgeni fark ettim." dersin. "Beynimle gördüm." dersin. Bu üçgendeki iç açılar toplamından gidersin. 1 2 Hocam bu x'e baktığımda şu üçgenin dış açısı deriz. Buradan çözeriz. E hocam ben bunu zaten kaç derece döndürmüştüm? 23. 37 ya. Bu açının da tamamı 60 değil mi? Yani şuradaki dönme açısı da 23 derece olacak ya. Burası da 23. Bitti. Hocam x açısı o zaman. 2 iç açının toplam bir dış açı. Bak iç açılardan gitmedim. 2 iç açı bir dış açıdan gidiyorum. Daha kolayından gidiyorum. 60 artı 23'den x açısında böylelikle ne buluruz arkadaşlar? 83 derece olarak buluruz. Yani örnek 27'yi 83 bulduk. Vallahi bu işi öğrendiniz arkadaşlar. Harbiden öğrendiniz. Yeni nesilde öğrendiniz ya. Helal olsun size. Evet gençler. Bitti. Bitti. Açık kısmı bitti. Daha açıyla ilgili sorular sonraki konular da gelecek. Mesela ek çizimlerin içerisinde gelecek tabii ki. O ayrı bir konu. Ama şimdilik açıyla ilgili temel bilgiler bitti mi? Bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ek çizimler. En önemli yerlerden biri bak unutma. Ben geometride 3 tane şey önem veririm. 1- Ek çizim 2. Dik üçgen 3. Üç. Benzerlik. Çünkü dik üçgen ve benzerlik üzerine inşa edilmiştir. Ee, tamamen geometri. O yüzden ek çizimler de çok önemli. Nerede neyi çizeceğimizi bilmiyoruz ya. İşte bu videoda size onu öğreteceğiz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda ek çizimler videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.